Sevgili izleyicilerimiz, şu anda Daegu'da bulunmaktayız. Seul başkentten ayrıldık. Evet, burası terk edilmiş bir şehre benziyor. Yani şu an için öyle. Bilmediğimiz bir eve doğru gidiyoruz. Yine Couchsurfing'den bulduğumuz bir arkadaşın evine gidiyoruz. Nasıl bir şeyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Evde kimse yok. Ev bize ayrılmış durumda. Bakalım nereden gidiyoruz? Çok sessiz burası ya. Seul'dan sonra. Öyle? Evet, Seul çok hareketliydi. Neler oldu? Neler oldu? Tek sesi çıkan biziz sokakta yalnız. Yok. Abi bu kadar sessiz beklemiyordum ben ama ya. Üçüncü kat bir şey Ezgi'cim. Öyle yazmış. Bence asansörü vardır. Buradan gir diyor. Kapıdan geç diyor. Şöyle. Asansör yok. Şifre neydi? Home sweet home. Ne turuncu bir ev. Aa büyükmüş. Oha gitarlara bak. Oo Gökhan. Of. Bombastik. Of manyak bir yere geldik. Fantastik. Abi çocuk ses mühendisiydi. Şuna bak. Oo kahve makinesi. Süper. Abi elektro gitardan basa, normal gitara, ukulele, org. Of bomba. Bu evi nasıl bulduk? Couchsurfing'de bulduk. Niye bu arkadaş bu evi bize emanet etti? Çünkü bizim 100'den fazla iyi referansımız var. Güveniyorlar adamlar bize. Ve burada 5 gün boyunca kalacağız. Otelden daha iyi. Evet çok daha iyi. Bir de konsept turuncu. Kahvenizi nereye koyayım? Daegu. Daegu'nun özelliği ne? Biz niye buradayız? Daegu'nun bir özelliği yok. Tüm Güney Kore'nin en büyük 3. metropolitan şehri. Yani Seul'dan geldik biz buraya. Denilene göre Seul kadar kaba değillermiş, Busan kadar vahşi değillermiş ama muhafazakarlar. Bu arada Daegu'yu küçümsemeyelim. Çünkü Gökhan bir şey yok burada dedi de burada en eski tıp ilaçları var arkadaşlar. Tıp yiyecekleri falan var. Onları alıp süper besinlerimizle puf diye süper kahraman olarak yola devam edeceğiz. Bir de yemek kültürü çok iyi. Yemek kültürü de burada çok iyi. Onları da deneyip süper obur olup obez olup yola devam edeceğiz. Toparlak bir şekilde. Çok güzel dilekler bunlar. Ezgi'den geldi. Çok teşekkür ederim Ezgi. Rica ederim Gökhan. Yaşlılar için ilaç merkezlerini ve marketlerini gezdik. Gençler için ise oyun merkezlerini gezdik. Seyirler. Hem yaşlı hem de genç topluluk gördük. 65 yaş ve üstü insanlar %20 oluşturuyormuş. Süper yaşlanan bir nüfus var burada. Doğurganlık da çok düşükmüş. Yani son 70 yılın en düşük zamanıymış. Her yerde yaşlı var zaten. Evet, Güney Kore'de. Daegu'da değil, Güney Kore'de. Daegu'da da. Evet, genel olarak ama yani. Yani bir de bu üniversite olmasına rağmen yollarda hep yaşlı amcalar, teyzeler görüyoruz. Evet, metronun altına girdik. Tabii ki burada da olmazsa olmaz alışveriş. Her yerde alışveriş. Görüyor musunuz? Çok yaşlı kitle çok fazla. Öyle deme, loto var ya. Loto ne alaka? Başka bir şey. Loto alışveriş değil. Loto alışveriş yapmak için kazanılan para. Abi ne kadar büyük, geniş bir ortam bu. Baksanıza yani dışarıda kimse yok. Alışveriş merkezine girdiğiniz zaman bütün halkın nerede olduğunu anlıyorsunuz yani. Hepsi alışverişte. Yaşlı nüfus oturuyor, genç nüfus ayakta. Baksanıza yaşlı nüfusa. Pek sevimdir ama. Biz nereden çıkacağız? Baksanıza şu böyle gidiyor. Acayip büyük bir yeraltı çarşısı burası. Ya bir tane değil. Her yer, her yer. Tüm metroların altı çarşı pazar. Genellikle tekstil ürünleri görüyorsunuz. Çünkü burası özellikle 60 ile 80 arasında ekonominin kalbiymiş Daegu. Şimdi özellikle tekstil ve elektronik eşyalarla ön plandaymış falan filan. Yüzyıllardır ticaret merkezi gibi bir şeymiş Daegu. Burası neci ya? Burası sanki eczane gibi bir şey. Neresi burası? Eczane ya. Maske satıyorlar. Lens suyu var Gökhan. Lens suyu, ha eczane gibi bir şey. Ezgi nerede? Ama 1 dolardan az. Ama bana hiç yakışmaz. Boyamamız lazım. Evet arkadaşlar şu anda
bu gezimizdeki en ucuz elbisemi, en güzel elbisemi Güney Kore Daegu'dan aldım. Sadece 1000,000, yani 1000 won ne kadar Gökhan? 1 dolardan az. 1 dolardan az, şaka gibi ya. Elbisenin güzelliğine bakın kızlar. Fiyatına göre güzel diyebilir miyiz? Hayır, fiyatı olmadan da güzel. Demek ki herkes metro altında kıyafet bakmalı arkadaşlar. Size tavsiyem. Her zamanki gibi alışveriş. Başka bir şeyle karşılaşamadık ya. Ya yok öyle değil. Burada çok güzel yemek marketleri var. Açık pazarlar. Onlara gideceğiz. Onlar şahane. Yine bir alışveriş merkezi içine girdik. Neden böyle yapıyorsun Gürkan? Dışarı nasıl çıkacağız abi? Çıkartmıyorlar bizi. Dışarı çıkartmıyorlar. Çıkartmıyorlar gerçekten ya. Alışveriş yapmıyorlar. Bunu zannetmeyin ki kumpir. Hot dog yapmışlar ama Kore stili hot dog. Abi çıkamıyoruz dışarı ya. İzin vermiyorlar. Nereye girdik? Başka bir alışveriş merkezine girdik galiba. Yukan aşağı inmemiz lazım. Bu ne? Yukarı çıkamıyoruz. Yukan saplandık buraya. Kabus gibi. Ha işte gördüm. Işığı gördüm. Ey özgürlük. Oh gün yüzü. Bir an çıkamayacağız diye çok korktum. Sanırım seni taklit eden bir horoz var arkanda. Beni taklit eden bir horoz. Bu horozu niye dikmişler buraya Ezgi? Denizli'ye benzetmeye çalışıyorlar. Böyle kıskanç bir toplum. Bizim Denizli'mize özeniyorlar. Evet ya. Birazdan Daegu'nun her neyse. Daegu. Söyleyemiyorum. Söylersin. Birazdan Daegu'nun. Daegu. Daegu. Birazdan Daegu'nun ilaç marketine gireceğiz. Ya çok eski bir tıp marketi. Çin tıbbı gibi çok çok eski. Kokular geliyor buradan bakın. Zencefil burada kokuları mesela... geliyor. Ne zencefili Gökhan'cığım? Bu bildiğin çok ilginç bir yağ kokusu. Bu nedir ya? Mantar mı abi? Mantar galiba ama çok sert mantar işte. Şunlar filan... Bunlar ginseng. Bu... Aa! Hayatımın mantarını buldum Gökhan. Frisbee gibi. Bayağı hoşmuş ya. Evet, bunlar mantarlar. Hoş mantarlar. Estetik mantarlar. Gülü seven? Bunu ne yapıyorlar abi? Kaynatıyorlar mı? Dikenlerini üstüne batırıyormuşsun. Neyse şimdi gireceğimiz pazar 350 yıllık bir pazar. Bayağı sağlam bir 350 yıllık bir kültüre sahip. 1910 yılına kadar Daegu'ya işte Çin'den, Rusya'dan, Mançurya'dan her yerden gezginler geliyormuş. Bu doğu tıbbını öğrenmek için. Burası da merkeziymiş. Gökhan tarçın ağacı buldum sanırım ya. Tarçın, baksana şunu tarçın. Şeymiş. İnce mi? Aynen ince. Çok hoşuma gitti. Ben tarçın çok severim. Adam içeri kaçtı kadın. Neyse. Aa mantarlara bakar mısın? Ağacıyla koymuşlar mantarı. Evet. Ginseng var. Tıp müzesindeyiz ama burası inanamayacaksınız. Tıp müzesinde olsa para atıp dilek dilediğiniz yer. Tıbbi amaçla mı dilek dileniyor? Nasıl oluyor? Evet. Bunun içine atılıyormuş. Buradan nasıl atacağız? Basket atabilir misin? Bence orada paralar, bozuk paralar fokur fokur kaynayıp size şifalı bir bitki veriyor. Yine asansör ya. Tekerlekli sandalye için mi? Bilmiyorum abi her yere asansörle giriyoruz ya. Kaçıncı? İkinci kat. İkisi bayağı büyük. Neyse biz girelim ya. Bence de. Kore tıbbının tüccarlar yolunda, satan kişiler yolunda nasıl yayıldı? Bunlar gerçi şifacılar, doktorlar diyebiliriz bir nevi. Aha ginseng. Yine ginseng hediye ediyorlar. Abi bu tıbbın en önemli parçası ginseng ya. Valla o kadar çok ginseng reklamına şahit olduk ki şimdi almaya karar verdik. Evet, nedir bu ginseng Gökhan? Nasıl tüketilir? Bilmiyorum valla. Çayı demleniyor galiba. Ginseng tea. Ha burada ginsengler var işte. Ginseng. 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 Ha, okey. Karşıyı gösteriyoruz. Çay dediği burası mı acaba? Çaycı yok yanlış bir şeyler oldu. Çaycı nerede çaycı? Burada sorabiliriz. Ya aslında şu Korece çay ne demek ona bakalım. Bu amcalar, teyzeler çok yaşlılar ya. Welcome to point. Bilmiyoruz. Teyze İngilizce de bilmiyordur. Kimse ginseng çayı tüketmiyor mu ya? Her yerde ginseng işareti var. Ama yemeğin içine koyuyorlar çünkü burada. Thank you.
Hakan köye geldim. Kendime şifalı çaylar alacağım. Teyze yapıyor. Neyi moremyan? Tegu yamyeongsi'ga yeollindajyo. Gökhan, burada bir bitki olduğunu hayal et. Bak şimdi, gördün mü? Görmedim. Eziyorum. Böyle yapıyorum. Hayal edemiyorum. Bir türlü hayal edemiyorum. Şu şekilde yani. Evet, dükkansız olmaz değil mi? Kim satacak bunları? Yani değil mi? Alışverişsiz olmaz. Abi Kore tıbbı bile sonunda ticarete bağlandı. Gerçi buraya da ticaret yoluyla geliyor bu tarz şeyler de. Evet, içinde birçok bitki var ama ginseng de bunlardan bir tanesi. Başka neler var evet, bilmiyorum. Evet, bayağı pekmez gibi kokuyor gerçekten. Tadı da böyle pekmez, zencefil, ginseng, zerdeçal. Ne bulursanız var içinde ama güzel tadı. Şifa olunca ben hoşuma gidiyor. Ben şifayım diye kokuyor yani, bağırıyor. Bakın Kore o kadar da pahalı değilmiş. 20 dakika ayak saunası diyelim. Ayağınızı sadece şifalı bitkilerle suya sokuyoruz. $3.5. Çok normal fiyat. Evet. Burada inanılmaz bir koku geliyor. Burnumuzun direği falan kırılmadı, kalmadı çünkü direk melek. Bu koku ne? Annemin çaylarına benziyor koku ama. Zencefil, zencefil. Zencefil. Damıtıyor, buradan çıkarıyor. Bak poşeti çıkarıyor. İyi. Bak şimdi poşetliyor kendi kendine. Hanya. 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 Bak aynı şey yapıyor. Onsam. Ben şunu merak ettim. Bunu alabiliriz taze taze. Onsam. Sen bunu içebilecek misin ya, Gökhan? O kadar ağır kokuyor ki burnunu tıkayıp. Ya, kadın bak soğuk. Aa. How much? 2000. Şifa alalım. Gerçekten alalım. Biraz önceki dükkana yaklaşık 2 dakika önce girdik. Ama hala burnumuzda koku kaldı. Bu ne ya? Akşama kadar bu koku devam eder ha. Evet, çok ağır bir koku ya. Çayı içtim. Tansiyon tavan. İyi. Fena değil. Biraz yüksek ama. Ben de giydirmeyi bekliyorum da. Bu da kral. Kral üniforması. Gökhan ağaç kütüğü satıyorlar. Ezgi'm o kütük değil bence ama. Ne küf bu? Mü? Anlamadım ne bu? Yabani küf falan mı acaba bilmiyorum. Odunla beraber yabani küf satıyorlar. Cahiliz arkadaşlar kusura bakmayın. Malezya'da Çin tıbbı mahallesine girmiştik değil mi? Evet. Vietnam'da da girdik. Evet. Ama burası gerçekten göbeğiymiş öyle diyorlar. Keşke Gökhan böbrek taşını burada düşürseymiş. Vietnam'da düşüreceği tuttu. Burada düşürseymiş belki derdine derman bulabilirdik arkadaşın. Acaba o böbrek taşları ne yapıyor? Her an bir yerde patlayabilir yani. Gökhan lütfen böbrek taşlarını söyle. Burada patlasın. Çünkü burada her şey var seni iyileştirebilir. Vur patlasın çal oynasın. O çok kötü kokuyor ya Gökhan. Niye kötü kokuyor? Ben seviyorum Gökhan abi kokuyor. Kokuyor bence. Aa, pekmez mi kokuyor burası abi? Bu saç spreyi. Kızlar, erkekler bakın içinde neler var. Bir sürü spreyi. Çiçek böcek. Aynen. İyi mi acaba? Ben saçıma sıkmam şahsen. Sarımsak yaparım daha iyi. Tü 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 tü. Evet, God is love. Jesus. Tanrı aşktır. Ama burada özel bir bölme mi yapmışlar? Kapısı ya, çok güzelmiş kapısı ya. Kapısı çok güzel ya. Gizli kapı gibi. Geçsene. Gökhan bak sesli kitap. Dinleyebiliyorsun buradan CD'yi takıp. Evet. İncil mi bu? Galiba İncil. Kimse yok. Yani Güney Kore'de %28 Hristiyan inancına sahip insanlar. Bunun %20'sini Protestanlar oluşturuyordu galiba. %8'ini Katolikler oluşturuyor. Güney
Kore toplamda 50 milyon küsur nüfusa sahip. Bunun 14 milyon küsuru Hristiyan. Sakın sanmayın ki Güney Kore Savaşı'nda Hristiyan olmuşlar. Çok daha öncesinde yayınlıyor. 17. yüzyılda İtalyan Cizvitler yavaş yavaş bu tohumları ekmiş ve bugünlere gelmişler. %55'i de dinsizmiş bu arkadaşların. Bayağı fazla dinsiz evet, var. Yerden. Ülke nüfusunun %15'i de Budistmiş. Daha fazla Budist olacağını düşünmüştüm ben. Şu anda üstümüzden Skytrain geçiyor ama metro kazasında 2003 senesinde burada büyük bir yangın olmuş. Metro yangını, 190'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş. Aşağıda sorunlar var da yukarıda pek sorun yokmuş gibi. Burada uçmasın da. Nereye gidiyoruz şimdi Ezgi? Karşıya geçiyoruz Gökoş. Evet. Şu an kırmızı ışıkta geçtik Ezgi. Oo, bizi döverler var ya, ceza alacağız Gökhan, bekle burada. Gerçekten bunu yapmamalıyız arkadaşlar, bilerek yapmıyoruz. Hayır, bunu bilerek yapmadık. Bunu, bir kere bilerek yapmıştık. Bir kere yaptık, o şaka olsun diye, bu gerçekten bilmeyerek yaptık, hiç hoş olmadı. Arkamızda bir inşaat var. Fark ettiyseniz, fark edemezsiniz çünkü daha göstermedim. Fark edeceksiniz ki bu pencereler çok küçük. Minnacık pencereleri var. Genel olarak demeyelim ama çoğu yerde çok küçük pencereler gördük. Bunların nedenini tam olarak algılayamıyorum ben. Batı'da daha çok ışık gören bir pencere büyüklüğü vardır. Burada küçük küçük pencereler. Kaldığımız evlerde de bu şekildeydi. Çift pencere kullanıyorlar. Çift cam yerine bir de buzlu cam kullanıyorlar. Mesela bakın, iki tane pencere var şu şekilde. Hatta üç tane mi pencere var? Üf. Aynen. Üç pencere, buzlu cam. Bir de sineklik. Bu sistemler niye bu şekilde Kore'de genellikle? Küçük pencere olmasının nedeni işte eski Kore geleneksel evlerinin küçük pencereli olduğunu söyleyenler var. İntihar etme riskinden dolayı küçük pencere yaptıklarını söyleyenler var. Buzlu cam kullanıyorlar. Komşularıyla aralarındaki mahremiyete önem veriyorlar. Yani bunlar tabii rezidans, yani komşularla mahremiyet söz konusu değil. Genellikle Kore evlerinden bahsediyorum. Çift cam yerine çift pencere kullanıyorlar. Çünkü çift pencere çok daha ucuza geliyormuş. Arada gaz olan çift camlarda pahalı oluyormuş. Ayrıca turuncu rengi Güney Kore'de çok fazla görmeye başladık. Hani birçok yerde turuncu renk görebilirsiniz ama Kore'de daha fazla, genellikle hanedanlıklarda statü göstergesiymiş turuncu renk. Bunu önceki videolarda gördünüz zaten. Her tarafı turuncu olan bir evde kalmıştık. Şu anda da evimiz turuncu. Daegu'nun ünlü marketine geldik. Kalabalık nerede toplanmış? Pazar günü burada toplanmış. Seomun Market. Seomun Market. 400 senelik bir marketmiş. Vietnam marketlerini aratmayacağını düşünüyoruz. Bakalım. Bayağı büyük ya. Yani devasa. Burada yemekler yapılıyor. Hep aynı yemekler ama. Gimbap, tapioki. Tapioki değil onun adı. Kimchi. Tteokbokki. Tteokbokki. Hayır, tteokbokki. Ha, bu yeşil soğanlı pankek. Yağdanlık gibi oluyor ya. Ben yemiştim. Bayılırım yeşil soğan da. Yeşil soğan pişince de çok hoşuma gitmiyor ya. Ya benim de çok hoşuma gidiyor. Ben buralarda hep yemek yiyecek yerler var. Hep de aynı şeyleri yiyorlar abi. Tteokbokki evet. Yiyorlar. Tteokbokki. Burada terzi var. Terzi ne işi var abi burada? Yemekçiler arasında bir terzi. Satın alamamışlar burayı. Sanırım deniz yosunlu noodle yiyorlar. Biz de mi yesek? Baksana. Evet. Deniz yosunlu noodle. Yiyecek misin? Evet. Her şey bitmiş ya. Her şey sold out diyorlar. Hepsi bitti ya. Neden böyle bitmiş hepsi? Geç burada geldik. Saat 5 civarı şu anda. Evet. Burada bir şeyler var. Ama burada ilginç bir şey yok. Deminkiler ilginçti. Deniz yosunlu çorba. Burada bibimbap var. Önceden yedik, gösterdik size. Bir daha yemeyelim. Ya bir yediğimizi bir daha yemiyoruz. Nasıl güzel bir hayat bu ya. Yok, yiyoruz da göstermiyoruz yediğimizi. Bayağı büyük market. Teyzeler çok sevimli ya. Bazıları gerçekten kıvırcık saçlı. Bazıları saçları az olduğu için saçlarına bigudi yapıyorlar. Ama kıvırcık saçlı da Koreliler varmış yani. Öyle duyduk. Dalgalı saçlıdır ama ya. Kıvırcık saçlı mıdır? Sıramıza girdik. Herkes girdiyse sıraya vardır bildikleri. Bin mi olmuş? Fiyat da ucuz. Bir şey mi bu? Yağdanlık gibi bir şey ya. Bayağı yağlı. Aa, üstüne şey koyuyor. Ay çekirdeği. Ay çekirdeği yiyor. Okay. Two. O bayağı yağlı yağlı. Evet, çok yağlı. Çok güzel. Soğutuyorum. Aa, bildiğin lokma. Ay, lokma. Ben hiç tuzlu bir şey istiyordum ya. Açsana, üstünde ay
çekirdekleri, biraz şerbet. İçinde ay çekirdeği var. Bayağı hoşmuş. Bardağı koymuşlar. Mantıklı. Bu patlamış mısın mı acaba bilmiyorum. İlk defa denemiyorsun ki. Çok güzel. Patlamış mısır ama biraz şekerli. Yani tatlı. Yok ben istemiyorum abi. Patlamış mısır dediğin tuzlu olur ya. Yürü be. Böyle devam ediyor. Bayağı büyük pazar. Ya bu bir tek burası değil ama o kadar büyük ki. Yani devasa Vietnam marketleri dedik de Vietnam'da bu kadar büyük market görmedik. Vietnam'ın çünkü her tarafı market Ezgi. Toplasan bunun 10 katı eder. Vietnam'ın market olmayan yeri yok. Her şey pazar. Doğru dedin. Fıstıklı bir şeyler var. Gel. Bak. Ne o? Pirinç mi? Yine pirinç patlarmış pirinç. Ya. Tatlı mı? Tadı nasıl? Tatsız. Nasıl yani? Tadı yok. Sadece yapış yapış bir şey hissediyorsun dişlerinin arasında. Şurada senin marketin kapalı kısmı var. Onu gösterelim 2 dakika. Emanet dolapları var. Ya ben böyle kapalı ortamları sevmiyorum. Ya market dedim mi açık olacak. Burası bekleme salonu mu? Burası kütüphane galiba bak. Açık kütüphane. Yaş çok fazla abi burada. Bir de şöyle küçük bir kütüphane kurmuşlar. Buraya gelip oturabiliyorsunuz. Böyle bir pazarda beklenmeyecek hareketler. Baksanıza nüfus hep yaşlı. Yani biz nereye gidersek gidelim bu yaşlı teyzelerden, amcalardan kurtulamıyoruz. Kurtulmak istemiyoruz gerçi ama çok genç popülasyon çok az. Vietnam'da tam tersiydi. Evet. Yani bundan 10 sene sonra Vietnam'ı buranın önünde görebiliriz yani hiç belli olmaz. Kore'nin gençlere ihtiyacı var. Burada ne satılıyor? Ayak törpüsü. Şu ne? Aa Gökhan ben bunu sevdim. Bu ne? Ya bilmiyorum tarak desen tarak değil. Ne bu? Ayak tarağı. Ayak tarağı mı? Sıktım. Sabunlar var. Katiyen burada durmam lütfen ya. Bak sana yakışır Ezgi. Hangisi? Yakışır mı? Yok. Yok vazgeçtim. Vallahi ben mi vazgeçtim? Tamam. Ben yakıştırmıştım. Benim vazgeçmem lazım. Çok sempatik. Evet. Ne bu? Sofra bezi mi? Yastık kılıfı mı? Anlamadım. Hadi çıkalım mı Ezgi'cim ya? Çıkalım. Bana darlanmalar geldi yine. Evet. Evinde kaldığımız arkadaşı hediye alacağız. Niye evet. Ezgi sessizce söyledim anlamadım ben. Bobby evet, duymasın. Evet bakacağım. Yani turuncu bir şey arıyoruz ama. Olay evet. O. Ha turuncu işte. Ne? Çok fena. İşte turuncu. Gökhan tamam hadi gidelim. Gidiyoruz siz. Şurada pişiler var. Pişi gibi. Onlar tatlı bir şey. Böyle yapış bir yapışkan pirinçle mi yapılıyor acaba bunlar? Olabilir. Evet her zaman her yerde gördüğümüz Nike National Geographic eşofmanları. Çok çirkin. Pek bir çirkin. Gökhan ayıcıklı pijamalar var. Onlar da pek çirkinmiş. Bu normale döndük abi. Seul'dan sonra Daegu bizi normale döndürdü. Yani çarşı pazar. Bizim memleketten çok farklı değil yani. Evet bak cibinlik bile var yani. Ya bildiğin mesela şurada renkli rujlar var. Ben bunlara taktım kafayı. Yeşil mor ruj var. Yeşil renk ruj. Güzel değil mi? Güzel herhalde. Değişik mi? Kullanır mısın hiç? Kullanmam. Kadın ağlayacak gibi. Mutsuz. Onun mutsuzluğuyla ben güldüm. Yanlış oldu biraz. Onun mutsuzluğuyla benle beraber ağlamam lazım. Bu ne Ezgi? Burada çok sarımsak tüketiliyor. Sarımsak mı? Sarımsak tipli deniyorum Gökhan. Hazır mısın? Bu sarımsak. Çok güzelmiş. Kıtır kıtır. Acı bir şey. Sen bunu denemedin mi? Yok denemeyeceğim. Acı mısır. Şunda mısır parçaları var bence. Valla ben sarımsağa bayıldım. Karabuğday mı abi bu? Bu mısır bence. Tadına bakmak ister misin? Her şeyi yedik. Adam gıcık olacak. Al Gökhan'cığım bu çok güzel işte. Tam Gökhan'ın sevdiği şey. Alabiliriz aslında. Tatlamış mısır. Mısır ya. Alalım mı? Alalım. Ne kadar ki acaba? Ama 10,000, 20, 30. Abi 7 dolar. Evet çok pahalı ya. Burada meyve, kuru yemiş yani bütün yemişler... Meyveler pahalı abi. Var ya bu artık ne olur alalım ya. Nedir bu? Kilosu ne kadarmış? Kilo mu? 5 bin 10 bin? Kilo Kilo 5 bin mi? İyiymiş. 5 bin evet. Çok iyiymiş. Nerede yapacağız bunu?
Yapamayacağız. Sert sert yeniyor. Sert esen. Pişirmeden kesenler bir değişik oluyor. Pişirmeden kesenler baya güzel oluyor. Çok tazeymiş ya. Yok abi, çok güzel yemekler var burada. Çok güzel. O, bayıldım ben buna. Evet, değişik. Böyle yerim yani bunu. Bimbap mı, gimbap mı? Gimbap. 16 tanesi 10 bin. Tanesi 700'müş Ezgi. Güzel. Ben güzel. Yerim valla. Ben de yerim. Tane 700. Ya sushi tarzı ama sushi şey değil tabii. Oo, evet, oradan geri alıyor bir de. Sushi değil, Kore tarzı bimbap. Bundan istemiyorum. Ben şuradan gideyim. Bu tavuklu sanırım. O olabilir. Tavuk mu? Evet. Baksana da. Tavuk gibi gözüküyor. Tavuk. This one kimchi. Okay. Şu ne? Bu peynir mi? Peynir galiba. Take out. It's take out. Evet, take out. Thank you. Okay. Thank you. Spicy. Oley oley. Gökhan, spice hangisiyse onu sen ye. Hadi şurada bir yiyelim. Biraz daha ilerleyelim de. Ama yemekler öbür tarafta. Daha denemeye devam edeceğiz. Bugün bitmez. Denemek bitmez. 1-2-3. Hazır mısın? Çok güzel be. Sushi gibi ama değil tabii. Şu anda da Seul'da deneyemediğimiz, burada çok çok ucuz olan şu balıklı çikolatalardan alacağım. Adı neydi bunun Gökhan'cığım? Unuttum. Korean name. Ben bunu çok denemek istedim. Bakın balık. Arkada da balıklar var ama gerçek balık. Güzel mi? Bayağı güzel. Bu çikolata değil ki. Bakar mısın? Şuna bak. Kestane. Bana kestane gibi bir yerde ama. Bana da kestane gibi bir yerde. Şurada gördüğün Gökhan'cığım, deniz yosununun içine pirinci sarıyor. İçine de bunlardan gimbap. Bu yine gimbap. Gerçek gimbap ama yani o biraz daha sarma gibiydi. Küçük sushi gibiydi. Bu gerçekten büyük gimbap. Bu gimbapı sushi falan dediğim zaman Koreliler çok gıcık oluyor. Sushi Japonya'nın biliyorsunuz. Gimbap da buranın. Tarihi biraz kuşkulu. O bizim biber turşular işte ya. Özledim vallahi. Gerçekten biber turşusu. Abi lahmacun da lazım. Bunun yanında bir de lahmacun lazım. Lahmacunsuz biberi ben ne yapayım? Yolumuzun üstünde Iron Man karakterini gördük. Bakalım. Ne varmış burada? Yok, içeride K-pop yıldızları var, starlar. Animasyon stüdyosuymuş burası galiba. Bak, genç yıldızlar. Çok güzel. Bak, çizim atölyesi burası. Merhaba. Güzelmiş ya. Girebilir miyiz acaba? Bunlar bilmiyorum ki. Gökhan, valla Daegu muhafazakar bir şehir deniyor ama her şey de burada ya. Güzelmiş. Baksana, evet. Bunlar gerçek çizimler değil mi? Ay çok güzelmiş. Çekemezsiniz. Sorry. Güzelmiş ama. Çekim yapılamazsınız dedi. Akademi burası dediler. Güzel çizimler vardı çok ama. Çok güzeldi ya. Bayıldım. Yani Daegu hakkında biraz bilgi edindik ama Daegu bizi başka selamladı. Daegu mu? Nasıl okunuyorsa. Daegu. Değil mi? Hep burada sanatsal çalışmalar falan görüyoruz. Ne güzel ya. Yani evin bulunduğu çevre üzerinde her yerde müzik stüdyoları, müzik mesela burada da aynı şekilde. Elektro gitar, gitar satış yerleri. Yani burada bir konservatuvar var galiba ama sayısız yani ne kadar yüzlerce dükkan var. Evet. Buralar ne kadar boşsa alışveriş merkezleri de o kadar dolu. Ne Kore içki tüketiminde maşallah. Şurada geri dönüşüm için boş şişeler var ama her yerde böyle, her evin barın önünde. Gerçi geri dönüşüm için yapıyorlar bunu tabii, birikiyor zamanla ama çok fazla soju ve makkoli içtiklerini Seul'da söylemiştik. Rusya'dan fazla alkol tüketimi olduğu söyleniyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yok artık. Öyle diyorlar. Ama yani, adamların bünye kabul etmez ki. Rusların bünyesi alkole daha dayanıklı herhalde. Evet, toleransları düşük Asya ülkelerinin. Özellikle uzak doğu ülkelerin toleransı düşük derler. Ama bilmiyorum. Burada bir kitap kafe varmış ama
süper kahramanlarla yine bizi içine çekti. Burada Amerikan kültürüne karşı sempati yüksekmiş Daegu'da. Normal kitapçı ya burası. Evet, kitapçı ama... Kafe bak... kitapçı. Evet. Aa Gökhan, şurası ne kadar güzel, bakar mısın? Böyle konsept güzelmiş. İçine evet oturup... Battaniye de koymuşlar. Yerler var, böyle devam ediyor, baksana. Baya. Battaniye koymuşlar, sıcacık yuvanız gibi hissediyorsunuz. This is a Korean cartoon cafe. Aa, okay, thank you so much, thank you. Pay is after first order. Aa, okay, thank you. Sipariş verin, ondan sonra girin diyor. Tamam, thank you. Evet, battaniyeler kadar, thank you so much. Ya yani bize göre bir yer değil. Kitabımızı böyle okumayız, rahat rahat doğada okuruz ama şehirde mesela çalışıyorsunuz, kitap okumak istiyorsunuz, yalnızlığınıza kaçacaksınız, soğuk bir kış günü hemen geliyorsunuz burada battaniyenin altına girip, oh mis. Bak ne buldum senin için. Oo, yine Atari salonu. Ne yapıyorsun? Çok güzel geldi. Ya genellikle jeton atılıp işte ödül kazanılan oyunlar var çoğunlukla, değil mi? Evet, caddeleri beraber geziyoruz. Seul'dan biraz daha farklı bir havası var mı? Yani oranın biraz daha küçük versiyonu yani. Çok da evet, özel değil bir mi? Şey değil. Seul'dan sonra çok aşmadı. Karşısı ne? Demin sokakta dinlenen birini gördük mesela. Seul'da bu manzaralar çok yoktu. Daha evet. Az buradan. Merkezde yoktu işte. Burası neresi? Gelelim bakalım. Tabletler veya bilgisayarlar mı satılıyor? Böyle alanlar var. Çok rahatmış. Evet, her cep telefonu. Her yerde oturma alanları oluşturmuş. Cep telefonu falan satıyorlar. Tablet. Burası sanat meydanı. Bu kolonlarda işte ünlü ressamların tabloları dönüyor böyle. Ortada da müzik yapacaklar. Onu akşam beklemek lazım. Bu bir müzisyen olsa gerek, mikrofonuyla bekleyen. Biraz rahatsız edelim mi müzisyeni? Hadi gel. Rahatsız mı edelim? Niye? Gayet konuşuruz beden değil. Çünkü adamı rahatsız ettin ama. Yok ama uyanıktı, yarı uyanıktı. For o'clock. You make music for o'clock. Thank you. Pek anlaşamadık, evet. Beden diliyle anlaşıyoruz dedim ama. İngilizce bilmeyen müzisyen, gerçek müzisyen midir Ezgi? Evet, tabii ki. Bu ne demek ya? Nasıl absürt bir soru. İlk başta kendi kültürünü bilecek, ondan sonra mı başka şeyleri? Yo, dilsiz müzisyenler var. Mesela Aşık Veysel, kör de o. Bu sokakta da full kıyafet dükkanları, her zamanki gibi. Dinamik gençliği ayakta tutan müziklerle beraber. Gökhan, dinamik gençlik burada. Bak, kızın dudaklar, gözler, burun, simetri, tırnaklar. Göz ameliyatı olmuş mu Ezgi? Olmuş tabii, kocaman gözler. Ha, bu arada arkadaşlar bir şey daha söyleyelim. Seul'da her 4 kişiden bir tanesi estetik cerrahi operasyon geçirmiş dedik. Güney Kore ortalaması değil, Seul ortalamasıydı. Bazı Koreli arkadaşlar yazmışlar, 8'de 1'i demişler. Güney Kore boyunca 8'de 1'i olabilir ama Seul'da 4'te 1'i diye bir düzeltelim. Evet, o Koreli arkadaşlara da teşekkür ederiz. Her ne kadar kritik yapsalar da bize destek oluyorlar, izliyorlar, merak ediyorlar. Sizi seviyoruz Koreliler. Evet, Korelileri seviyoruz. Şu anda kardeş ülke Kore'nin en muhafazakar şehrindeyiz. Bence öyle değil ama ya. Herkes öyle diyor Ezgi, kendileri bile öyle söylüyorlar. Ben öyle görmedim. Daha Seul'dan daha sempati besleyen bir halk gördüm yabancıları. Evet, daha sıcak bir halk var. Evet. Tamam, bu muhafazakar olmadıkları anlamına gelmiyor Ezgi. Sıcaklıkla muhafazakarlığın ne alakası var? Arkadaki reklam tam bir Kore reklama. Ya her kelime mi bu kadar fazla olur? Abartı. Bakın ne yazıyor. Şaşırtıcı, sizi büyüleyici, güzelliğin, içerideki güzelliğin, modanın, tutkunun oyun alanına geldiniz. Hadi alışverişe. Gençler hazır mısınız? Hadi alışverişe. Paraları çıkartın. Abi böyle bina gördük. Gördük mü dalarız. Aha, minyon. Ha, Assassin's Creed. Yine minyon.
Abi ya yine üst katta galiba. Her şeyi üst katlara koymuşlar abi. Nereden ne çıkacağı belli değil. Evet, dördüncü kata geldik. Hem kafe hem de oyun alanı. Gelin bakın mesela. Abi sinema salonu gibi ama oyun merkezi yani. Millet deli gibi oyun oynuyor. Burada bir kafe. Daegu'da ne yapacaksınız? Oyun oynayacaksınız abi. Sıkıcı. Hayır, Seoul'da da böyleydi. Baksana. Savaş, abi. Dövüş. Gökhan, buralar ne? Buralarda sigara içme alanı. Aa, sigara içme alanları bile var. Yani saatlerce burada geçirebilirsiniz zamanı. Ya bu çocuklar sigara mı içiyorlar? Çok ayıp. Ayıp. Buralarda board game oynanıyor galiba. Ha, odalar var böyle. Board game oynuyor. Can I see? Thank you. Ha Gökhan, bu ne? Bilmiyorum. Böyle odalar yapmışlar. Board game oynamak için. Ha, bayağı güzelmiş. Ha, çok güzel ya. Çok hoşmuş arkadaşlar. İçeceğinizi alıyorsunuz, oturuyorsunuz. Bakın mesela burada da yine sigara içme odası var. Burada oturuyor gençler. Evet, terlikleri çıkarmışlar. Ha, burası daha çok başka bir yer mi? Yok, hayır. Kalabalık. Perdeyi kapatıyorlar. Oyun oynuyorlar içeride. Çok güzel. Bunları alıyorsunuz. Bu sadece bir kat. Bayağı bayağı oyun oynuyorlar ya. İçeriden değişik sesler geliyor, gülüşmeli. Çat çat, yendim, sen yendin, ben yendim. Bakalım diğer katlar ne var? Bu bina tamamen oyun üzerine galiba. Bayağı güzelmiş. Daegu değil, küçümseme. Daegu. Daegu. Sports game var üçüncü katta. Evet, önce gidelim. İşte bu. Ya bayağı büyükmüş burası ya. Abi böyle binada hayatta böyle bir şey beklemiyordum yani. Şuna bak. VR oyunları da var. Abi beyzbol var burada. Aa, bunu oynamak istiyorum aslında. Abi bayağı beyzbol oyunları revaçta. Burada bir oyun var, beyzbol. Aa, burada karaoke. Videoya karaoke yapıyorlar. Böyle odalar var, karaoke odaları. Gökhan, İçine giriyorsun galiba. Benim için yapıyorum. Kafanı soksana Ezgi oraya. Hayır, boynunu geçirmen lazım. Boynunu geçir. Bir şeyi nasıl satacaklarını biliyorlar. Renkleri patlatıyorlar. Neonları veriyorlar. Daha önce de söylemiştim. Sonra almak istiyorsunuz. Marketingin birinci aşaması. Beyaz ışığı ver. Ve her şey steril gözüksün. Renklerle de patlat. Ama bizim ülkemizde mesela neonlar çok kullanılmaz. Burada cidden patlatıyorlar. Bütün Seoul'da olduğu gibi yine fotoğraf stüdyoları. Her yerde fotoğraf stüdyosu var. Daegu'da değişmedi. Ve ne var? Abur cubur. Oo, Gökhan, Türk lokumu. Aldık. Ucuz yaşama rehberi bizden sorulur. İkisi ne kadar? $1. Binanın üst tarafına koymuşlar dönme dolabı. Bayağı korkunç. Baba, zevkli olabilir aslında. Ama her yer tasarım ya. Yani böyle bir şehirde bile tasarımlar dehşet. Bütün dükkanlar gel gir bana diyorlar. Şuna bakın. Burası Donut. Donut. Buraya bakalım ne varmış. Burası Luna Park diyorlardı. Bakalım nasıl bir Luna Park'mış. Disneyland ve yarışır diyorlar burası için. Doğru mu? Hiç zannetmiyorum. Binanın içinde değil mi ya? Zaten. Buradan mı giriyoruz? Evet. Gökhan Disneyland'a gitmiş. Çocuk olarak cevap verebilir. Fransa'da gittim ben. Çok güzeldi, çok severek. Devamlı Space Mountain diye roller coaster vardı, ona binmiştim. Dönüp dönüp sıraya girmiştim. Buradan mı çıkıyoruz acaba? Yine VR gözlükleri falan var, bir action. Ya bu bayağı oyun
videosu oldu eski Ezgi Resmen. Evet, kaçamıyoruz ki, önümüze bak, çıkıyor. Bowling, trambolin, lazer, survival. Evet, kaykay, bezbol, ne istersen var, tırmanış. Burası bowlingmiş. Başka? Şuradan gidiyor. Dart falan. Burada zombiler var. Ben oraya katılmak istiyorum. No, no zombi. Zombi yok mu? VR gözlüklerini takıyorsunuz burada. Bu çok iyi. Ya çocuk öldü ya. Çocuğu öldürdüler. Kusura bakmayın, başarısız bir çocuk gösterdik ya. 90'a takamadı. Bilmiyorum, yine VR gözlükleriyle beraber bir şey yapacaklar ama. Ninja falan yazıyor, meyve ninjası. Ama genellikle yabancı çocuklar galiba değil mi bu VR gözlükleri kullanacak paraya sahip? Evet, burada da drone. Ama korunaklı bir drone'muş yani bu. Şurada deliklerden falan geçiyor. Kamerayla mı çekim yapılıyor? Yok. Evet. Drone çalışma alanı yapmışlar yani. Ezgi'cim, abartmamışlar mı sence Disneyland falan diyerek? Yalan ya. Ben Disneyland'a gitmedim ama yanında giden bir çocuk var. Disneyland çok büyük bir alan ya. Mesela binaya sığabilecek bir yer değil yani. Burası öyle oyun salonu gibi bir şey yapmışlar. Paten mi?